Birinci Dünya Savaşı galibi büyük devletlerin oluruyla 15 Mayıs 1919 sabahı İzmir'e çıkan Yunan ordusu, Küçük Menderes Havzası'na yönelmekte gecikmedi. 20 Mayıs'ta Torbalı, 25 Mayıs'ta Bayındır, 28 Mayıs'ta Tire'yi sorunsuzca işgal etti. Bir grup Ödemişli sivil, İzmir'in işgal edildiğini duyduğunda Yunan ordusuyla vuruşmaya karar vermişti. Kendilerine yiğit ordusu diyen bir halk müfrezesi, 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece yayan olarak Ödemiş'ten ayrıldı. Yürekleri vatan sevgisiyle dolu bedenlerden her biri sanki kadınıymış gibi silaha sarıldı. Sonra bir parmak tetiği düşürdü. ...1919-1922 yılları arasındaki işgal döneminde Yunan subayları, Türk bayrağının yapımında kullanılan kırmızı kumaşın satılmasını yasaklamışlardı. Manifaturacılıkla uğraşan Selter ailesinden Tevfik Fikret Bey, koynunda saklayarak getirdiği kırmızı kumaş parçalarını annesi Emine Hanım'a getirmiştir. Otelin eski sahiplerinden Hacı Hüseyin Serter'in annesi Emine Hanım, 8 Eylül akşamı 16 yaşındaki oğlu Tevfik Fikret Bey'in de yardımıyla kandil ışığında önce kırmızı kumaşları birleştirmiş, ardından çarşaf bezinden kestikleri bir ay yıldızı kumaşa ekleyerek gözyaşları içinde bayrağı tamamlamışlardır. İlk kurşun sergimizde yer alan milli mücadele dönemini yansıtan Serter ailesi tarafından bağışlanan bu bayrak, Muzaffer Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının İzmir'e girdiği 9 Eylül 1922 günü Manifaturacılar Çarşısı'nın şimdiki Mimar Kemalettin Caddesi girişine asılan bayrağın ta kendisidir. Sergimizde bulunan diğer etnografik eserler ise Yunan ordusundan kalma bando takımı, savaşta kullanılan teçhizatlar, Rum kadınlardan kalma haçlar, kolye uçları, Osmanlıca ve Grekçe İnciller, buhurdanlık, milli mücadeleden kalma kalpak ve İzmir'in işgaline tanıklık etmiş İtalyan ressam Vittorio Pisani'ye ait işgali anlatan tabloların kopyalarıdır.